Nedim Şener, Türkiye düşmanı Amerika. Suriye topraklarında PKK terör örgütüne yardım eden ve 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan Fethullahçı terör örgütüne verdiği destek nedeniyle son 4 yıldır şu cümleyi tekrar ediyorum. Amerika gibi müttefikin varsa düşmana gerek yoktur. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye karşı yeni bir düşmancı adım attı. Katsa yaptırımları olarak bilinen ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası kapsamında Rusya'dan füze savunma sistemi S-400'ü satın aldığı gerekçesiyle Türkiye savunma sanayisini doğrudan hedef alan yaptırımları uygulamaya soktu. 2017'de ABD Kongresi tarafından onaylanan Katsa esas itibariyle hasım olarak görülen Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'ye karşı uygulandı. Ancak bir NATO ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri hasımları için çıkardığı bu yasa kapsamındaki yaptırımları ilk kez bir başka NATO ülkesi olan Türkiye'ye karşı uyguluyor. 5 maddelik yaptırım. Yaptırımlar Amerika'nın gözünde müttefik dediği Türkiye'nin resmen hasım yani düşman olarak görüldüğünün ilanıdır. Yasada yer alan 12 yaptırım kararından şu 5'i uygulamaya sokuldu. Birincisi, savunma sanayisi başkanlığına her türlü ihracat lisansının yasaklanması. İkincisi, savunma sanayi bakanlığına ABD finans kurumları tarafından 10 milyon dolar üstü kredilerin 12 ay süreyle yasaklanması. Üçüncüsü, Savunma Sanayi Bakanlığı'na ABD Export-Import Bank desteklerinin yasaklanması. Dördüncüsü, ABD'nin tarafı olduğu uluslararası finans kuruluşlarının Savunma Sanayi Bakanlığı'na finans sağlamasının engellenmesi ve son olarak beşincisi, S-400 alım sürecine dahil olmuş Savunma Sanayi Bakanlığı yetkilileri İsmail Demir, Faruk Yiğit, Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz'e yönelik yaptırımlar. Böylece Savunma Sanayi Başkanlığındaki yetkililerin ABD'den mal edinmeleri yasaklanırken ülkeye girişleri de engellenmiş oldu. ABD'nin ürün ve teknolojileri için ihracat lisansı ve yetkilerinin verilmesi yasaklanırken herhangi bir uluslararası finansal kuruluşun Savunma Sanayi Bakanlığı'na 10 milyon doları aşan kredi ve borç vermesi kısıtlanmış oldu. Terör destekçisi ABD. Amerikan yönetiminin Türkiye aleyhine aldığı kararlar nicelik olarak küçük ancak nitelik açısından oldukça büyük. Çünkü doğrudan bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin savunma sistemi hedef alınıyor. Bu kararlar ancak Amerika'nın Türkiye'ye düşmanlığıyla açıklanabilir. Amerika Türkiye'ye düşmanlığını yalnız bu kararlarla değil, terör örgütü PKK'ya verdiği silah, mühimmat, para ve siyasi destekle de göstermeye devam ediyor. Aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan Fethullahçı terör örgütü elebaşı Gülen dahil örgütün üst düzey yöneticilerini topraklarında barındırıp koruyor. İki ülke arasındaki anlaşmalara rağmen tam 7 kez ABD'den iadesi istenen FETÖ elebaşı ile ilgili tek bir adım atmayı reddediyor. Yalnız o değil. Türkiye ABD'de yaşayan 80 dolayındaki FETÖ'cüyü iade etmeye yaraşmıyor. Biden dönemi belirsiz. Evet, yaptırım kararları ekonominin tamamını hedef alır nitelikte değil ve nispeten düşük etkili yaptırımlar. Ama bu daha ağırlarını uygulamayacağı anlamına gelmiyor. Trump yönetimi bu 5 maddeyi uygulamaya soktu ama 20 Ocak 2021'de başkanlık görevine devralacak. Joe Biden yönetiminin diğerlerini hayata geçirmeyeceğinin garantisi yok. Bunların arasında döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi gibi doğrudan ekonomiye hedef alan yaptırımlar da yer alıyor. Bu yaptırım kararlarını hafife almamak gerekiyor. Elbette uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet kuralı vardır. Türkiye de kendisine göre ABD ile ilgili bazı kararlar alacaktır. Ancak asıl önemlisi bu kararın Türkiye için anlamıdır. Gerekçe S-400 asıl neden Rusya. Türkiye, ABD tarafından böyle bir yaptırıma 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında 1975 yılında silah ambargosuyla karşı karşıya kalmıştı. Türkiye ne zaman hakkını arasa müttefiki Amerika'nın yaptırımıyla karşılaşıyor. Bu kez de Amerika'dan Patriot füze almak istemesine rağmen ihtiyacını Rusya'dan S-400 olarak karşılaması nedeniyle bir anlamda ambargoyla karşı karşıya. Ancak bu yalnızca ambargonun gerekçesi. Asıl neden Türkiye'nin son 4 yılda bölgesinde Amerika'nın oyunlarını bozan bir aktör olmasından kaynaklanıyor. Suriye topraklarında terör örgütü PKK güdümündeki terör devleti yapılanması Türkiye'nin gerçekleştirdiği 3 askeri harekatta bozuldu. Türkiye Libya'da Amerika'nın oyununu bozdu. Doğu Akdeniz'de hakkını sonuna kadar ararken Amerika ile karşı karşıya geldi. En son Azerbaycan'ın Karabağ topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmasındaki rolü yalnız Amerika'yı değil bazı Avrupa ülkelerini de rahatsız etti. Bölgesel aktör olarak Türkiye bunları yaparken Rusya ile diyaloğu geliştirdi. Bu durum hem Amerika hem de Avrupa açısından Türkiye'yi yönetilemez hale getirdi. Amerika ile birlikte Avrupa'nın da eş zamanlı yaptırım silahını çekmiş olması tesadüf değil. Artık operasyonlarını silahla değil, yaptırımla gerçekleştiriyorlar. Amerika'nın yaptırım kararları bazı zorluklar çıkaracak ama Türk savunma sanayisi %75'i bulan kendi kendine yeterlilik oranını daha da arttıracaktır. Yaptırım uygulanan alanlarda yerli üretim hız kazanacaktır. Ancak kararların siyasi yönü göz ardı edilmemeli. Amerika'nın Türkiye'yi hasım olarak gördüğü akıldan çıkarılmamalı. Amerika Türkiye'yi hasım görüyorsa Türkiye'nin de Amerika'yı düşman olarak görmesinden doğal bir şey olamaz.''